Aspor ekranından iyi akşamlar Son Sayfa programıyla karşınızdayız. Günün gelişmelerini Nevzat İndarla birlikte değerlendireceğiz. Nevzat hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Nasılsın? Gayet iyiyim. Senin seni de iyi gördüm. Maşallah, iyi miyim çok şükür. Hepimiz iyiyiz. Bayram da yaklaşıyor zaten. Moralimiz de yüksek. Çok şükür. Ee, yine mübarek Ramazan ayını da Bir mübarek Ramazan ayından sonra çok gideriz. çabuk geçti ya bu sene. Allah önümüzdeki seneyi görmeyi nasip etsin inşallah. Ya, amin diyelim. Yani evet. E, hakikaten bu sene Çabuk geçti şimdi de pandemi falan olunca. Ama her sene aynı muhabbet ya. Her sene çabuk geçti falan diyoruz. Havalar da çok şey olmadı, rahatsız etmedi. Bugün mesela fırtına vardı işte en son. Hakikaten işte ya, fırtına. nasıl bir hava değil mi? Ya yani gündüz, iki gün böyle çok sıcaktı. Ardından güzel, soğuk bir hava. Yani tam tam, tam futbol zorla... havası, tam futbol havası. Tabii futbol havası bir de insanları zorlamayacak bir hava. Mesela iki gün çok, gerçekten çok sıcaktı. Hakan şimdi e, galiba bundan on gün önce. Bütün haber kanallarında, birçoğunda ya da işte internet sitelerinde vesaire, son yüzyılın en sıcak günleri hatırlıyorsun bana şeydir. Öyle bir anormal bir şey hissettin mi sen? Yani mevsime göre biraz evet, fazla sıcaktı ama öyle çok da fazla değil Belki Biz İstanbul olarak hissetmek belki tabii, Ege tabii, tabii. Akdeniz Antalya falan aralar. Yani mesela şimdi biz böyle söylüyoruz işte iki gün çok sıcaktı, biz İstanbul adına konuşuyoruz. Da Adana'da, ee, Antalya'da. Ramazan ayında oruçlarını tutan insanlar var ki gerçekten oradaki sıcaklık daha da fazla. Yani. Daha çok hissediliyor veya bir diğer başka ellerimizde. Allah yardımcıları olsun. Biz İstanbul'da çok anormal sıcak yaşamadık. Evet. Ee, o konuda da en azından oruç tutanlar, Ramazan ayında Tabii. E, ibadetini yapanlar, oruç tutanlar için en azından bu bir şans. Hava açısından çok büyük bir handikap yaşamadılar. Ama az önce söyledim ya yani, tam futbol havası. Yani, ya, bugün, yani. bugünkü hava tam bir futbol havasıydı. Kesinlikle öyle. <laughs> Hadi geçelim o zaman gündeme. Bilindiği gibi Türkiye Futbol Federasyonu'yla Kulüpler Birliği arasındaki bir toplantı vardı. Bu toplantıda gündeme gelen konulardan biri de yabancı oyuncu sayısı olmuştu. Bugün gündeme oturdu. Süper Lig kulüplerinin büyük bir çoğunluğu sayının 8'e düşürülmesini istedi. Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği'nin Süper Lig'in durumunu görüştüğü toplantıda yabancı oyuncu sayısı da konuşuldu. Kulüplerin büyük çoğunluğu federasyondan gelecek sezondan itibaren sayının 8'e düşürülmesini istedi. Kulüpler, yaşadığımız mali sıkıntılar ortada. Yabancılara dökeceğimiz onlarca parayı kendi gençlerimiz için kullanalım. Zaten bunu yapmazsak bu işin altından kalkamayız yükümlülüklerimiz kurdaki artışla her geçen gün biraz daha ağırlaşıyor. Bunu hiçbirimiz kaldıramayız. Artık altyapıya daha fazla eğilmeliyiz görüşünü savundular. Süper Lig'de uygulanan mevcut yabancı kuralına göre kulüpler 28 kişilik kadrolarında en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabiliyor. 21 kişilik maç kadrosunda ise en fazla 12 yabancı futbolcuya yer verilebiliyor. Evet, yabancı sayısının 8'e düşürülmesini istedi. Kulüpler Birliği'ndeki kulüp başkanlarının birçoğu. Sen nasıl bir yorum yaparsın? Bunu detaylı olarak dünkü toplantının perde arkası Milliyet gazetesinde yani benim çalıştığım gazetede detaylı olarak yer aldı ama orada bir iki not daha var, belki bir iki not daha var. Bugün basında kısmen yansıdı, bize de detaylı olarak çıktı. Evet, böyle bir fikir ortaya atılmış ki bugün zaten açıklamalardan. Hı hı birçok kulüp yöneticisinin bu yönde fikir beyan ettiğini biliyoruz ama örneğin Galatasaray'ın buna karşı çıktığını, Sayın Atrom Ovalayrak'ın kesinlikle 8 olmaz dediğini, Avrupa'yla rekabeti bunun büyük bir handikap olacağını dile getirdiğini de biliyoruz. Ben de yani kişisel olarak ikimin sorarsan Hakan bunu çok erken e, ve e, biraz zamansız bir uygulama olarak görürdüm. Birden 8'e inilmesi büyük bir handikap olurdu. Ha hani şeyi kabul ediyorum. Ya bir yabancı çok diremeya döndürü ülkemiz? kabul ediyorum. E, hatta e, Taner olsaydı keşke e, vakti de bu Kriter bol... koyulması gerekiyor. Evet, Taner sefer o istatistik işlerini en azından e, Gürkan hocamın da uzmanlık alanlarından bir tanesidir. Belki hani ligde yabancı oyuncu kullanma şey yüzdesi nedir? Ona bir bakmak lazım. Yani bütün kulüpler bunu çok iyi kullanıyor ama orada dediğin gibi çok ciddi problemler var. E, bazı teknik adamlarımız var. Mesela benim Samet Hoca. Samet Hoca'nın yeri ayrıdır. Sen de benden daha yakınsın. Samet Aybaba Türk futboluna genç yetenek kazandırır. Bunu Sivas'ta yaptı, Bursa'da yaptı. Şenol Güneş. Fatih Terim son dönemde belki gözükmüyor olabilir ama Fatih Hoca'nın gözü her zaman altyapı ve gençlerde ve milli oyunculardadır. Bak Galatasaray'ın son iki yılda hep tartışıldı. ilgili alakası herkesin bir anda Galatasaray konuştu mevzular ne oluyordu? Galatasaray 11 yabancıyla çıktığında İstiklal Marşı okumadığında bir anda gündem oluyordu. Ya yani kazanması haber değil. İstiklal Marşı okumayan Galatasaray'dan bir oyuncunun İstiklal Marşı okuması ya da milli takıma Galatasaray'dan bir tane oyuncu gitmemesi haber oluyordu. Biz gerçi ben de alışık değilim. Yani benim bildiğim Galatasaray milli takımın iskeletini bir şekilde oluştururdu. E, bu son dönemde biraz kırılmış gibi gözüküyor ki Fatih Terim doğru noktaya bir e, e, neşler vuracak Yani Galatasaray'ın yine e, iskeletini e, Ana iskeletini e, Milli ve yerli oyuncular oluşturacak Bu böyle bir günde olacak bir şey mi? Şimdi ben sana söyleyeyim Transfer e, piyasasında Transfer borsasında Kimi alıp hemen alıp takımı e, değiştirsin Karabaş'a geçen sene aldı da ne oldu Olmuyor yani Bir tarafta iyi bir jenerasyon da yakalamak lazım Yabancıların da iyi olması lazım ee, mesela mesela Fenerbahçe'nin özellikle yerli oyuncu şeyine baktığım zaman kötü değil, fena değil. Trabzonspor bu konuda en iyisi. Geliyor çünkü bir şekilde geliyor. Sürkülasyon varsa. Var. Ya yani 16 milyon euro oyuncu satıyor ya yerli. Bunu hangi fiyat olabilir <laughs> ki? Yapabilir ki? Yani yerli oyuncu anlamında. Bir Ozan'ı yapmış Galatasaray. O da farklı. Yani Avrupalı zaten o genç oyuncu yatırım yapıyor. Ee, açıkçası bir anda 8'e düşürmek belki mali açıdan mantıklı gibi gözükebilir o zaman daha farklı şeyler olur. Yani 3 yabancı da Galatasaray UEFA Kupası'nın altında kadroda 11 tane yabancı yoktu. İlla hepsi yabancı ile dolsun. Ben de istemiyorum. Ben de paranın yabancılara gitmesini istemem şahsen. Ama bunun böyle e, bir günden bir güne böyle planlar değişmez. Bunu ancak 3 yıl 5 yıllık planlamalar yaparsın. Kulüpler ona göre sözleşmelerini yapacaklar. Şimdi Galatasaray'ın ne iş var? Sekidikay aile mesela. E niye aldı Galatasaray'ı Sekidikay'ı? E, ben yarın belki bu oyuncudan en kötü kiralar. Şimdi Galatasaray artık şey gerçi Porto örneği çok veriliyor da Porto da batıyor bu arada. Yani Porto örneğini. Porto batmaz. Keşke Ali Baransa falan bağlansaydı bir Porto niye batıyor? Porto batmaz gibime geliyor yani. Baba ama. sürekli ben okuyorum nasıl batıyor ya Porto? Yani. Ya bizden beterler ya da yani orada ya, ah. bir ben açıkçası bir futbol izleyicisi olarak Marega gibi bir futbolcusu olan, Corona gibi bir açığı olan on numarasında e, yine çok yetenekli ya yani üçünün Toplamı şu anda zaten 210 milyon euro yapıyormuş. Gökhan Bozkurt'la konuştum ben Portekiz'de. Porto Kulübü'nün eski sıkı ve O başka bir şey dedi. Dernek, AŞ gibi Hı -hı. bir olay söz konusu. Yani batma gibi bir durum tabii ki söz yani konusu değil çok Porto Kulübü. Porto en kötü Alex Sales. Yani oradan Alex, Seles ha, Alex var yani. Galatasaray oradan 3-5 bekliyor mesela. Yani Chelsea ya da Paris olacak gibi. Yani Porto örneği çok verildiği için diyorum. Şimdi, e, şimdi Galatasaray'ın Belki Fenerbahçe'nin, belki Beşiktaş Trabzon. Hatta ben Galatasaray'da bu düşünce, bu plan olduğu için şimdi bunu en azından Galatasaray için söyleyebilirim. Galatasaray bir portollaşma. Nedir bu? Kardeşim ben bütün oyuncuları toplayayım. Herkesi mevcut kadroda bulundurmak zorunda değilim. Pedersen kaç oyuncu bildiriyorum? 14 artı 14 şu an mevcut. 28. 28. 28, 28 yaşında kim kalıyorsa bunları da belli kulüplere kira yiyorum. 8 Sekidika'ya para mı verdi Galatasaray? 100 bin euro. Para? Yok. Şey, işte bon servisi bile yoktu. Şimdi çok Yani ne şey yaparsın olur. biliyor musun? Alırsın Sekidika'yı Anadolu'dan bir takıma kiralarsın. X bir takıma kiralarsın. Yani Galatasaray oyuncuları toplayacak, Porto gibi oraya kiralayacak, buraya kiralayacak. Belki işlerinden birisi parlayacak. Belki olmayacak. Ya o yüzden zarar etmezsin. Haberin içinde aslında tabii ki biz bu haberi yapmak zorundayız ama bence çok komik bir ifade var. Altyapıya yöneleceğiz. Bu tamamen benim şehir e, e, 39 sanesi. yaşındayım. Ben kendim bildiğim bile de hep bu yalanı dinlemişimdir. Beşiktaş bir dönem yaptı, Galatasaray bir dönem yaptı ki dünya şampiyonu olmuştu zannediyorum PAF takımda. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum Sedat Yeşilkayalar'ın olduğu dönem. Hmm. Cafer Can vardı, ee, öyle bir şeyleri vardı. O Özgür Can, jenerasyonu iyi bir jenerasyon. O öyle bir şampiyonlukları vardı 87 ama yanlış işte falan. Çok iyi bir jenerasyonları vardı. Onlar altyapıdan çıktılar ve hala da hala hazırda oynayan birçok isim de var. Ee, Beşiktaş'ın malum Sergen Hoca'ların çıktı, Serpil Hamdi Tüz'ün dönemi. Şimdi de Trabzonspor doğru yapıyor son 2 senedir. Altyapısına gerçekten değer vererek ve onlar da ki zamanda da yaptı Trabzonspor. Ama mesela şimdi bir araştırsan kulüplerdeki altyapıdaki hocaların çoğu 5 aydır 6 aydır, aydır maaş alamıyordur. E o Bildiğim alt, için söylüyorum. Alanla zaten 2500-3000 lira bana alıyor. O da, o da ters. O da yanlış. Yani, yani, o da çok yanlış. Zaten işte. Avrupa'da en kıdemli, deneyimli hocalar adi, altyapıya giderler. Öyle. Bizde nedir? futbolu bırakmış yıldız diye tabir edilen oyuncu git altyapıda e, işte, hocalık yap. O da, o da, o, da, o da yapmak istemiyor zaten. O da onu kabullenemiyor.